Kanal T ekranlarından merhaba. Sektörün aynasında sektörler arası yolculuğumuz Kayseri'de devam ediyor. Organize sanayi sitesinde hizmet veren Hitit Soba'nın konuyuz bu bölümümüzde. Yanımızda firma ortaklarından Mustafa Bey var. Sizler için hazırladığımız VTR'i izledikten sonra Mustafa Bey ile sohbetimize başlıyoruz. Bey, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz fabrikamıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Sohbete başlarken kısaca sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Mustafa Özgün. Hitit Soba'nın ortaklarından biriyim. Üç ortağız, biri de benim. İmalat yapıyoruz burada. Kömür sobası, ocak ve elektrik sobası üzerine imalatımız var. Evet. Peki bu sektörü neden tercih ettiniz? Nasıl ilk adım atıldı? Ben yaklaşık 20 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Üniversite mezun olduktan sonra bu sektörün değişik fabrikalarda çalışmıştım. Yine yuvamda bundan 20 sene önce hem muhasebe müdürü olarak hem satın alma olarak en sonunda satış müdürü olarak çalışmıştım. Daha sonra Allah kısmet etti. Yuvam Osman Ulubaş vardır sahibi. Kendisi bıraktı imalatı, bizi çağırdı, bu bayrağı bize devretti. Biz de 2009 yılında aldığımız bu bayrağı Hitit Soba olarak devam ediyoruz imalat hayatımıza. Önce işte kömür sobasından başladık. Zaten bu bizim çok iyi bildiğimiz bir işti. İki tane ortağım var, Hüsrev Akın ve Gürsel Akın. Ondan sonra biz üçümüz beraber bir aile şirketiyiz. Birbirimizden farkımız yok. Yeni her geçen gün yeni ürünler koyuyoruz. Ürün gamımızı artırıyoruz. İşte kömür sobasından sonra ocak grubuna girdik. Setist ocaklar, Ankastre ürünlere girdik. Bu sene ilk defa elektrik sobası imalatına başladık. Önümüzdeki sene de fırın grubuna gireceğiz. Her geçen gün ürün gamımızı artırarak, müşteri sayımızı artırarak yolumuza devam ediyoruz. Büyüyerek gidiyoruz. Çünkü sektörde eskiyiz, işi çok iyi biliyoruz. Uzman bir kadromuz var imalat olarak. Birazdan işte Gürsel hakkında sizle imalat yönünü anlatacaktır. Ben daha ziyade işin satın alma ve satış boyutuyla ilgileniyorum. Türkiye genelinde bayilerimiz var. Hemen hemen her şehirde. Bu toptancılarımızla beraber çalışıyoruz. Yurt dışına ihracatlarımız var. İhracatta bu yıl başladık ama şu anda bile 10'a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Çok ciddi bir tempo aslında. 2009'da başlamış olmanıza rağmen hem yurt içinde hemen hemen her ilde bir pazara sahipsiniz. Evet. Bununla da yetinmeyip yurt dışına da ihracata evet. Başlamışsınız. Dedim ya, yani biz eskiyiz. 20 yıldır bu işi yapıyorum evet. Ben. Bu sektördeki bütün büyük firmalarda üst düzey yönetici olarak çalışmıştım. Ama şimdi de kendi firmamız. Kendi firmamızın bayrağını taşıyoruz. Bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. İşi de bildiğimiz için biz tabii ki biraz hızlı tempo gittik. Çünkü ne yapacağımızı biliyoruz. Hata yapma lüksümüz yok. Biliyoruz çünkü bütün imalatından satışına kadar her aşamasında çok iyi biliyoruz. Bunu geçmişte başka firmalar adına yapıyorduk. Şimdi kendi adımıza yapıyoruz. Evet. Yuvam da 50 yıllık bir marka.
Onu makinalarını, tesisini devralarak yaptık. Hepimizin bildiği bir marka. Evet, Hitit markası da 10 yıllık bize ait olan bir markaydı. Şu anda amiral gemimiz Hitit. Bunun üzerine marka bilinirliği ve reklam için Hitit'i kullanıyoruz. Hitit üzerine yatırım yapıyoruz. Çünkü bütün dünyada tanınan bir marka. Bu şekilde. Peki, üretilen ürünleri özellikle yurt dışına da gönderiyorsunuz. Hangi ülkelerle çalışıyorsunuz? Yani şu anda aklıma gelen, yani özellikle Suriye, Irak, elektrik sobada müthiş bir pazar oldu bizler için. Bir Afganistan, Yunanistan, Bosna, Kosova, Romanya kömür sobasında bir pazar. Ocak grubunda yine Irak ve Suriye bizim iyi pazarlarımızdan. Ciddi adetler mal satıyoruz. Son dönemde biraz Suriye'de karışıklık var. Ama inşallah kısa sürede sona erer. Ama dediğim gibi Irak, İran, Suriye, Afganistan bunlar bizim çok ciddi pazarımız. Ama anlıyorum ki Avrupa'da ya da komşularımızda olan krizlerden siz korunmayı başarmışsınız ciddi bir oranda. Yani, belki de krizi şansa dönüştürmeyi mi başardınız? Biliyorsunuz en başta Yunanistan'da ciddi bir kriz yaşandı. Şimdi Yunanistan krizindeki olayın bize yansıması tabii orada devletin aldığı bir politika var. Yani yurt dışına fazla para ödemiyor. Bütçe açıklarını kapatmak için doğal gaz yerine halka bedava kömür dağıtıyor. Evet. Bu da kömür sobasına olan talebi artırıyor. Dolayısıyla bizim ülkemizde bu yok mesela. Biz de dış borcu çok olan bir ülkeyiz. Bütçe çeviren bir ülkeyiz ama şu anda 60'ın üzerinde ilde doğal gaz var. Ama bizim kömür zengini bir ülke olarak maalesef doğal gaz ithal ediyoruz. Ve kömür sobasından uzaklaşıyoruz. Bu da bizim adetlerimizi düşürüyor. Düşürmüyor değil yani. Sürekli olarak kömür sobasında, iş pazarda bir daralma var. Ama ihracat yaparak kömür sobasında, bir Moğolistan mesela müthiş bir pazar. Afganistan müthiş bir pazar. Bunları da biz yeni yeni değerlendirmeye başladık. İçeride daralan pazar bizi dışarıya, araştırmacı olarak dışarıya yönlendirdi ve burada ciddi pazarlar bulduk. Başta talihsizlik gibi görünen bir şey belki de daha büyük bir şans olarak bizim üreticilerimize geri dönüyor. Evet, buradan güzel. Da bunu fark ediyoruz. Peki efendim, şimdi üretim önemli. Daha sonra zaten üretilen mallarınızın kalitesi üzerinde de duracağız. Fakat şimdi size anlatırken izleyenlerimiz merak ediyordur. Size farklı yollardan ulaşabilirler. Bir internet siteniz var. Var tabii. Oradan da bilgilerinize ulaşabilirler. Ayrıca siz Kayseri'de hizmet veriyorsunuz. Malumunuz çok güçlü bir şehir Kayseri. Burada üretimci olmak nasıl? Ve sıralamaya sokarsak yılların getirdiği tecrübeyle taze kan taşıyan bir firma aslında Hitit Soba. Evet. Bu avantajları Kayseri'de ne kadar kullanabiliyorsunuz? Şimdi Kayseri organize sanayinde yaklaşık 2000 belki de 2500 civarında fabrika var. Biz hemen hemen bütün yan sanayimiz Kayseri'de. O anlamda bir zorluk yaşamıyoruz. Ve Türkiye'nin merkezinde olan bir şehir. Sevkiyat kolaylığımız var. Yani bu bizim için çok büyük bir avantaj. Biz de, ben şahsen Kayseriliydim. Fabrika eskiden beri 50 yıllık burada duran bir fabrika. Tabii bizim için büyük avantaj sizin de buyurduğunuz gibi. Yani Türkiye'nin her tarafına kolaylıkla hem sevkiyatta hem servis hizmetlerinde yetişebiliyoruz. Evet. Fakat bu avantajların yanında muhakkak sizin işinizi zorlaştıran belki sektörünüzle ilgili yaşadığınız sıkıntılar da vardır. Dile getirmek isterseniz en büyük sıkıntılar neler bu sektörde? Yani en büyük sıkıntı üretici olarak tabii Çin bizim için ciddi bir sıkıntı. Biz burada birbirimizle rakip değiliz Kayseri'deki üreticilerle. Hep arkadaşız bütün fabrikalar neredeyse. Aynı sektörde olduğumuz insanlarla bile ama ihracatta ve iş pazarda Çin'in çok ucuz maliyetleri var. Bizde enerji giderleri, vergiler çok yüksek. Mesela devlet her sektörden KDV'yi indirdi ama bizde indirmedi mesela. Çok yüksek. Bir de Türkiye'de enflasyon %5'lerde bahsediliyor. Ama özellikle metal sektöründe çok ciddi son 10 yılda dalgalanmalar var. Yani bakıyorsunuz %30 zam geliyor metal sektörüne, demir çelik ürünlerine. Bunu izah edemiyorsunuz müşteriye. Evet. Yani bu ne oluyor? Türkiye'de enflasyon %5 diyorlar. Siz nasıl oluyor da %10 zam yapıyorsunuz, %20 zam yapıyorsunuz? Bizim de maliyetimizin %70'i
metal üzerine. Bütün bunlar bizim için dezavantajlı oluyor. Bunun kontrolü de tabii devletimiz demir çelik fabrikalarını sattığı için, özelleştirdiği için kontrol edemiyor. Burada bir handikap var. Yani bunu nasıl kontrol edeceğiz bilmiyorum. Çin devleti kendi üreticisini desteklerken, onları süspans ederken bizim devletimiz bize köstek oluyor. Artık Kayserili olarak biz mesela çevremizdeki bütün illerde, Türkiye'nin birçok illerinde teşvik varken Kayseri işini bilir diye Kayseri'ye maalesef bu teşvik hiçbir teşvikten faydalandırmadılar. Hiçbir teşvikten faydalanmayarak biz bu üretimleri yaptık. İmalatçılık çok zor bir iş. Bir nevi Don Quixote gibi değil mi? Tek başınıza ayak durmaya çalışıyorsunuz. Yel değirmenlerle savaşıyoruz. Evet. Zor iş. Yani bizim sektörümüzde, bu sektörde, metal sektörü çok zor bir hale geldi. Yani birçok sektörde, tekstilde, gıdada kademeler indi, bizde inmedi. Enerji fiyatları çok yüksek. Bunları tolere etmeye çalışıyoruz. Bunu da yaparken kaliteden taviz vermeden kar marjlarımızla bunu tolere ediyoruz. Evet. Yani inşallah hayırlısı olacak. Peki tüm bu zorluklarına rağmen Hitit Soba hangi vizyonla yoluna devam ediyor? Hitit Soba bugüne kadar kaliteden hiç taviz vermedi. Kurulduğumuz günden beri her gün daha iyi, daha kaliteli ürün yapmaya çalıştık. Ve ürün gamımızı da artırmaya çalıştık. Bunun da meyvelerini almaya başladık. Biz ilk yaptığımızda yılda 5000 ocak yaparken, 10.000 soba yaparken bunları 3'e katladık. Niye? Her geçen gün her verdiğimiz yerden asla bir geri dönüş olmadı. Hep olumlu oldu, hep olumlu oldu. Evet. İade olmadı, hep olumlu oldu. Bu bizi daha da kamçıladı, daha da kaliteyi iyi bulmaya yönlendirdi. Bizim de tabii şimdi bu sene elektrik sobası, seneye midi fırın, ondan sonra ankastre ürünler. Bizim işletme sermayesi problemimiz yok. Sağ olsun Hüsrev abimiz var arkamızda. O bizi ciddi anlamda destekliyor. Osman Ulubaş var. Bize yuvamın eski sahibi ama ciddi anlamda tecrübelerinden faydalanıyoruz. Hı hı. Mutlaka hafta bir gün bir araya geliyoruz. Artı bizim de kendi tecrübemiz var tabii ki. Bütün Türkiye'ye hakimiz. Yani Edirne'den Ardahan'a kadar her tarafta binlerce bayimiz var, müşterimiz var. Onlardan gelen bütün görüşleri değerlendiriyoruz. Ve çok şükür iyi bir noktaya geldik. Evet, yolunuz açık olsun diyoruz bizler de. Peki şu anda ekranları başında izleyen bizleri, sektörün aynısı izleyicilerine sohbetimizin sonunda neler söylemek istersiniz? Bizi izlemeye devam edin. İnşallah bir sene sonra bir araya tekrar geliriz. Bizim çok daha farklı bir noktalara geldiğimizi göreceksiniz. Evet. Peki aktarınız bilgiler için ben size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sana. Ama sohbetimiz henüz sona ermedi. Az sonra firma sahiplerinden yine Gürsel Bey ile sohbetimize devam edeceğiz. Kısa bir ara veriyoruz. Bu arada da Hitit Soba'yı gezelim.
Şimdi yanımızda Hitit Soba'nın diğer bir ortağı Gürsel Bey var. Efendim merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısacık sizi de biraz tanıyalım. Gürsel Akın, benim ismim. Gümüşhaneliyim. Hı hı. Ama Kayseri'de iş yapıyorum. Evet, işimiz burada, ekmeğimiz burada diyorsunuz, evet, değil mi artık? Evet. Evet. Şimdi Hitit Soba'nın daha çok imalat kısmıyla ilgileniyorsunuz. O halde biz sizden kalite standartlarınızla ilgili biraz bilgi alalım. Valla Mustafa'nın da söylediği gibi, Mustafa satışa, ben imalata bakıyorum. Evet. Yani bütün çabamız müşteri memnuniyeti. Elimizden geldiğince kaliteli ürün yapmaya çalışıyoruz. Gürsel Bey, fabrikanızın büyüklüğü hakkında bilgi alalım. Personel sayınız nedir? Fabrikamız 7000 metrekare kapalı alanı var. 60 civarında personelimiz var. Hı hı. Bu artıyor, azalıyor. Evet. İş güvenliğine ne kadar dikkat ediyorsunuz peki? Çok. Mümkün olduğunca. Ben zaten sürekli fabrika içerisinde oluyorum. Hı hı. Uyarı levhalarımız, her şeyimiz sosyal güvenlik kurumu standartlarındadır. Tabii burada ciddi bir istihdam da sağlıyorsunuz Kayseri halkına. Evet. Bu personelin içerisinde bizler merak ediyoruz, bayanlarımıza iş imkanı ne kadar yaratılıyor? Bayan çalışan sayımız ortalamaya vurursak en az beyler kadar var mı? Şu anda %30'un üzerinde bayan personelimiz var. Hı hı. Özellikle ocak ve kuvars soba dediğimiz elektrikli sobalarda ağırlıklı bayan çalıştırıyoruz. Evet. Şimdi Mustafa Bey demişti ki biz üretim esnasında kaliteden ödün vermiyoruz dedi. Biliyorsunuz bazı üretimlerde maliyeti düşürmek adına bazen tölere edilebiliyor sözümüz meclisten dışarı. Ama siz dediniz ki biz kaliteden ödün vermiyoruz. Bunun bazen zararı da oluyordur değil evet, mi? Evet. Hani zarar edelim ama ismimizi, kalitemizi koruyalım. Biz ürünlerimize zaten 2 yıl garanti veriyoruz. Hı hı. Yani onun için mesela elektrikli ocakların içerisinde kullanılan kablo gruplamaları bazı rakiplerimiz normal kablo kullanıyor. Biz cam el yapılı, ısıya dayanıklı kablo kullanıyoruz. Bu da maliyetimizi artırıyor biraz ama kalite düşmesin diye. Evet. Ama ürünlerin ömrü uzuyor bu şekilde. Evet, evet. Değil mi? Tüketiciler pek kolay kolay sorun yaşamıyorlar. Peki biliyorsunuz her şeyde çeşitlilik, model, renk günümüzde artık artıyor. Özellikle bayanlarımız mutfaklarında da renkli şeyler kullanmak istiyorlar. Siz de üretimde buna dikkat ediyorsunuz sanırım. O konuda sağ olsun ortağım Mustafa çok iyi bir gözlemci. Genellikle onun gözlemlediği şeyler sonucunda biz ürünün şeklini, görüntüsünü belirliyoruz. Yani Mustafa o konuda bayağı bir iyidir. Evet. Çeşitlilik artıyor. Sobalarınızda anladığım kadarıyla hani kömür sobaları var, elektrikli sobalar var. Fırında da bu artık çeşitler artıyor galiba. İnşallah. Biz elektrikli sobayı bu sene yaptık. Daha yeni üretime geçtik. Onu yaptık, bitti. Şimdi fırına geçeceğiz. Evet. Önce mini fırın dediğimiz köşeli fırınlar var. Hı hı. Onun imalatına başlayacağız. Bu da hem ürün gamımızı çoğaltacak. Tabii. Hem istihdamı çoğaltacak. Evet. İnşallah daha iyi bir yerlere geleceğiz. İnşallah. Peki şu anda bizi izleyen izleyicilerimize sohbetimizin sonunda neler söylemek istersiniz? Aldıkları ürün kalitesine dikkat etsinler. Hı hı. Sorsunlar kesinlikle. Kalitesiz bir şey kullanmasınlar. Özellikle elektrikli gruplarda, ocak veya sobalarda. Evet. Peki aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Kayseri'de hizmet veren Hitit Soba'daydık bu bölümümüzde. Farklı bir bölümde, farklı bir sektörde görüşünceye dek hoşça kalın.